2020 YKS'ye hazırlanan öğrenciler için hazırlamış olduğumuz kaynak öneri videoları Türkiye'nin en çok izlenen öneri videosu oldu. Peki neden? Çünkü sponsorluk almadık. Çünkü uzmanlarımızla birlikte objektif bir değerlendirme yaptık. Çünkü yayın evlerinden bizlere örnek kitap geldi ve bunları teker teker inceledik. Ve en önemlisi, hiçbir yayın evini mutlu etmek için değil, sırf öğrenciyi mutlu etmek için ve onların faydasına olacağına inandığımız için bunu yaptı. O halde 2020 YKS sınavına hazırlananlar için 0'dan 40 nete seviyesine göre matematik kaynak önerisi videosunu dinlemeye var mısın? O halde başlıyoruz. Biliyorum sizi beklettik. Çünkü yayın evlerinden bu kitapların gelmesini ve aynı zamanda yeni basımların çıkmasını bekledik. 2021 basım gıcır gıcır kitaplarının piyasaya sunulmasını bekledik. Nihayetinde yayın evlerinden kitaplar geldi. Hatta görsellerini buralara bir yerlere bırakalım. Bunları görün. Teker teker bunları inceledikten sonra şu şartı aradık. Bunlar yeni nesil olacak. Bunlar yeni basım olacak ve bunların video soru çözümleri olmak zorunda. İşte onlarca yayın evi içerisinde TYT matematik kaynak öneri videolarından kolay kaynakların ilkine geliyoruz. İlki Aktif Matematik TYT Soru Bankası. Bu kitabın kolay seviyede olması, konu özetlerinin olması, pekiştireç sorularının olması, uygulama alanlarının olması ve mobil uygulamada soru çözümlerinin olması kolay seviye kitaplar içerisinde kendine yer bulmasını sağladı. İncelediğimiz kolay seviye kitaplar içerisinde bunu size öneriyoruz. Gel gelelim ikinci kolay seviye TYT matematik kitap önerimize. Kafa Dengi Yayınları'na ait olan TYT Matematik Soru Bankası Turuncu Kitap diye adlandırılıyor bu. Takip edenleriniz bilir bu soru bankasını daha önce de önermiştim. Hatta YouTube üzerinde 40 günde TYT matematiğini bitirme serisini bu kitapla birlikte oluşturmuştuk ve gerçekten çok güzel dönütler almıştım. Hele hele bu pandemi sürecinde öğrencilerimiz evde tıkalıyken YouTube üzerinde konu anlatımı ve soru çözümlerini yapabilmeleri için efsane bir kitap. Temel nedeni bunun soru çözümleri zaten var. Karekod soru çözümleri zaten var. Bunun yanında bu kitabın yazarı Kafa Dengi YouTube kanalında da bunun konu anlatımını yapıyor. Yani konu anlatımını dinliyorsun, o kitaptan sorularını çözüyorsun. Gerçekten de efsane nitelikte olmuş. Hatta bu konuda art niyetli yaklaşan bazı kişilerin şöyle bir söylemi var. Hocam sen bu kitabı öneriyorsun, temel nedeni Kafa Dengi Yayınları ile çalışıyorsun. Evet, yaklaşık 2 yıldır Kafa Dengi Yayınları ile çalışıyorum. Ama Kafa Dengi Yayınları'ndan şimdiye kadar tek bir ama tek bir ne cümle ne de mesaj. Hocam bu kitabımızı YouTube kanalınızda önerir misiniz? Vallahi de gelmedi, billahi de gelmedi. Onu da bıraktım. YKS'de bir yayın eviyle çalışıyor olmama rağmen tüm yayınların kaynak öneri videolarına yer vermem, her baba yiğit yayın evinin kabul edeceği bir durum yok. Öğrencilerimize faydalı olması açısından yayın evi bu konuda desteklerinin olduğunu her zaman her fırsatta da dile getirdi. O yüzden diyorum ki susun bir. Kolay seviye 3. kitabımız Merhaba TYT Matematik kitabının yazarı olan Şenol Hoca'ya ait. Bu kitabı bu süreçte tavsiye ediyoruz. Ya hocam, Şenol Hoca'nın kitabını tavsiye ettiniz, ilginç değil mi? O da YouTube üzerinde size benzer videolar yayınlıyor. Ya adam işini yapıyor, işini onu geçeceksin. Biz nasıl ki işimizi yapıyorsak işini layıkıyla yapan insanları, o burada çalışıyor, şu burada çalışıyor, bizi hiçbir şekilde entere etmez. İşini yapıyorsa bizim için herkes fludur. Şenol Hoca'nın bu kitabını, evet, kolay seviye ve aynı zamanda YouTube'da konu anlatımı ve soru çözümleri olduğu için tabii ki destekliyorum. Hatta öğrenci koçluğu yaptığım öğrencilerde, sıfırdan başlayanlar, en temelden başlayan öğrencilerde ilerlediğimiz bir seri. Hocam, antrenmanlarla matematik kitabına ne oldu? Antrenmanlarla matematik kitabı hakkında size şunu söyleyeyim. Bu kitabı almanızı öneriyoruz tabii ki, ama şunu da belirtmekte fayda var. O kitabı bitirdikten sonra orta seviye kitabına geçmek kesinlikle yanlıştır. Şunu söyleyeyim, şu önerdiğim kitapların daha alt seviyesidir antrenmanlarla matematik. Antrenmanlarla kitabını aldıktan sonra kolay seviye kitaplara geçmen gerekiyor. Yani aslında antrenmanlarla matematik 0'ı, o yüzden bunun içine dahil etmedim. Orta seviyeden çok bahsettik, o halde orta seviye kaynak önerilerimize geçelim. İlk kitabımız Navigasyon TYT Matematik Soru Bankası. Bu kitabı geçen sene de önermiştim. Öğrencilerden olumlu dönüt aldım. Yeni nesil soruları barındırıyor. A4 kağıdı boyutunda, diğer kitap nazaran biraz daha böyle uzun diyebiliriz. Yine bunun yanında video çözümleri mevcut. Kaliteli sorulardan oluşuyor. Öğrencilerden olumlu dönüt aldığım için bu senede bu kitaba orta seviye kaynaklar arasında yer veriyorum. İkinci orta seviye kaynağımız Çöz Kazan Yayınları'na ait olan TYT Matematik Soru Bankası. Şimdi bunların video çözümleri mevcut ama karekod şeklinde değil.
uygulama şeklinde web sitesine giderek bunun soru çözümlerine ulaşabiliyorsunuz. Bu da orta seviye kaynaklar arasında yer alıyor. Yeni nesil soruları barındırıyor. Öğrenci ve öğretmenlerden aldığım olumlu dönütler bu kitabı bu serinin içerisine eklemeye hak kazandırdı. Orta seviye, hatta orta seviyenin biraz üstü diyebileceğimiz bir kaynak önerisi, o da tabii ki 3-4-5 yayınlarına ait olan TYT Soru Bankası. 3-4-5 yayınlarının TYT Soru Bankası tuttu artık kardeş. Çünkü öğrenciler memnun, öğretmenler memnun. Bu yüzden orta seviye kaynak alacaksanız 3-4-5 serileriniz içerisine mutlaka olsun. Yeni nesil sorulardan oluşuyor. Video çözümleri mevcut ama şu yanlışı da yapmayın. Hani 3-4-5 yayınlarının soru çözümleri iyidir diye tüm serilerinizi 3-4-5'ten almaya da kalkmayın. Kesinlikle farklı yayın evleri de denemeniz gerekiyor. Hatta piyasa içerisinde sizin hiç duymadığınız, belki de yeni yeni duymaya başladığınız o kadar baba yiğit kaynaklar var ki bunları da kesinlikle göz ardı etmeyin. Bunu şuna benzetebiliriz. Bildiğiniz, tanıdığınız 3-4 tane sanatçı ismi söyleyin dediğim zaman muhtemelen gündemde olan 3-4 tane sanatçıyı söyleyeceksiniz. Ama hiç aklınızda olmayan, daha sizin bilmediğiniz, öğrenmediğiniz, sizce çok çok iyi, hem de bunlardan çok çok iyi sanatçı yok mu zannediyorsunuz? İşte bu kitaplar da bu şekildedir. İsmini yeni yeni duyduğunuz birçok yayın evinin çok çok iyi kitapları var. İşte bu seride bunları topladık, emin olun buna. Orta seviye dördüncü kaynak önerimiz Bilgi Sarmalı yayınlarına ait olan TYT Soru Bankası tabii ki. Hatta bu da orta seviyenin bir üstü diyebiliriz, bir şeker üstü diyebiliriz. Genellikle orta ve zor seviye arası denilen kitaplardan biridir. Soru çözümü var mı? Var. Yeni nesil mi? Yeni nesil. Karakod video çözümleri var mı? Var. İşte bu özelliklerin tamamının yanında bir de kendine has sarmal konu analizleri de bulunuyor. Kitabı aldığınız zaman göreceksiniz zaten. Detaylı videolar da var bunun hakkında. Bu kitabı ben beğeniyorum. Öğrencilerden olumlu dönüt aldım. Hocam hani tavsiye edersiniz kesinlikle dediğiniz kitaplardan biri de budur. Bundan da haberiniz olsun. Beşinci orta seviye kitabımıza gelecek olursak Eğitim Vadisi'dir. Eğitim Vadisi'nin diğer kitaplardan ayıran özellik modüler soru bankası şeklinde dizayn edilmiş. Bu da öğrencilerin daha kolay takip yapması sağlamış. Bunu da tavsiye ediyorum kesinlikle. Modüler olması özellikle bu pandemi döneminde öğrencilerin kademeli bir şekilde çalışmasına olumlu katkıda bulunuyor. Soru çözümleri var mı? Var. Yeni nesil mi? Yeni nesil. Pekiştireç alanlar var mı? Var. İşte bunların tamamı avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hazırsan gel gelelim zor seviye kaynak önerilerine. Acil Matematik Soru Bankası tabii ki zor seviye isteyen öğrencilerin beklediği duraklardan biridir bu. Ama şöyle bir durumdan da bahsedeyim. Sanırım bu son yılda acil matematik soruların zorluğunu biraz aşağı çekmiş gibi, güncellemiş gibi. Bu olumlu bir şey aslında. Gerçekten ilk çıktığı zaman bu sorular böyle baya baya bir zordu. Şimdi hocam acilde hani ben pek zorlanmıyorum ki, zor seviye kaynak diyorsunuz da yani çok da zor değilmiş gibi yorumlar çokça almaya başladım. Bu da kitabın kendini güncellediğini, olumlu yönde güncellediğinin bir göstergesi. Ama hala zor seviye kaynaklar arasında yer alıyor mu? Tabii ki alıyor. Yine bu kitabında soru çözümleri mevcut. Aynı zamanda tamamı yeni nesil sorulardan oluşuyor. Zor seviye kaynak önerilerimizden biri de Karekök yayınlarına ait olan TYT Soru Bankası. Bunu her sene ekliyoruz, banko ekliyoruz. TYT Karekök yayınlarını bu konuda gerçekten de tebrik ediyorum. Bu alanda gerçekten çok çok iyiler. Kitabın artık soru çözümü her yerde var. Yine bunun yanında yeni nesil sorulardan oluşmakta. Zor seviye isteyenler için durak noktalarından biri de Karekök yayınlarına ait olan bu TYT Soru Bankası'dır. Gel gelelim 3. kaynak önerimize. Bilfen yayınlarına ait olan TYT Matematik Soru Bankası. Bu soru bankası özellikle tüm konularını bitirmiş olan öğrencilerin, hocam şimdi bitti baba sorular çözmem lazım diyen öğrencilerin alması gereken kaynaklardan biri. Konular bittikten sonra pekiştirmeyi gerçekten çok iyi bir şekilde yapıyor. Her şey bittikten sonra ben tamamım diyorsan yine bu soru bankasını alıp çözmen lazım diyorum. Çok çok kaliteli sorulardan oluşuyor. Soru çözümleri mevcut. Yeni nesil sorular ve aynı zamanda sizi bayağı bir zorlayacak sorulardan da oluşuyor. Ben elimden geldiğince bu dönemde kaynak öneri videoların serisi olarak karşınıza çıkmaya devam edeceğim. Ama sizden bir isteğim var. Lütfen can buna destek ol. Nasıl ki 2020 YKS'de buna destek oldun, emeğimizin karşılığını verdin. Bu videoda da bunu sergilemeni istiyoruz. Videoyu paylaşmanı, yorum yazmanı ve aynı zamanda beğenerek destek olmanı istiyoruz. Çünkü bir ay çok uğraştık. Hocalarımız çok uğraştı. Hani biliyorum yorumlarda bu anlattıklarımın özetlerini yazacaksınız. Kolay bu dedi, zor bu dedi, orta bu dedi diye bir liste de oluşturacaksınız ama hani sizin birkaç dakikada oluşturmuş olduğunuz o listeyi biz günlerce çabalayarak oluşturduk. Lütfen ama lütfen buna destek verin ve en azından hiçbir şey bile yapamazsanız abone olup beğenmeyi ihmal etmeyin. Şimdilik TYT Matematik serimiz bitti. Bu 4 ay boyunca işinize yarayacak. Ondan sonra ikinci kaynaklara geleceğim. Bundan sonra her dersin kaynak öneri video serileri gelmeye de devam edecek. O halde can bir sonraki kaynak öneri videolarında görüşmek dileğiyle sevgi ve selametle kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.